izleyenler. Şu anda Yükselen Yapı Demir Döküm Bayi'deyiz. Bayi sahibi Mehmet İşleyen yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz Mehmet Bey? Ben Mehmet İşleyen, Ceyhan doğumluyum. Yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim. Klima ve kombi üzerine demir döküm bayiliğimiz var. 10 yıldır bu sektörde olduğunuzu dile getirdiniz. Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim sektörümüz ısıtma ve soğutma üzerine. Yazın klima işlerimiz oluyor genellikle. Kışın tesisat işlerimiz oluyor. Sektörümüz biraz zor bir sektör. Hizmet sektörü olduğu için. Ama işimizde başarılıyız. Bir markamız var. Demir döküm ana bayisiyiz Ceyhan'da. Markamıza güveniyoruz. Ürünlerimize güveniyoruz. Ürünlerimiz hep birinci sınıftır. Dünya genelinde isim yapmış bir markayız. Vatandaşlar sizi neden tercih etmeli Mehmet Bey? Hızlı hizmet verebiliyoruz, kaliteli hizmet verebiliyoruz. Ürünlerimize gerçekten güveniyoruz. Klimamız demir döküm olarak veya kombi olarak demir döküm markası bir dünya markası dediğim gibi. Biz arıza ve hizmet olarak hızlı bir hizmet vermekteyiz. Müşterilerimizi memnun edebiliyoruz. Bu konuyla alakalı Demir Döküm bize Türkiye genelinde ikincilik ödülü vermiştir. Müşteri memnuniyeti ödülü aldık. Yaklaşık 5 yıldır bu ödülü biz alıyoruz Demir Döküm'den. Ceyhan'da müşterilerimiz bizi bilirler ve tanırlar. Kimseyi mağdur etmeyiz. Fiyatlarımız da gayet uygundur. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Bu şekilde bizi tercih edebilirler. Ben Berke Apak. 35 yıllık tecrübesiyle Özşimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Özşimşek Lojistik olarak gemi tahliyelerimiz ve şehirler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Sevgili izleyenler, mutlu akşamlar diliyorum. Tam Adana TV ekranlarında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sevgi ve saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bayram arifesindeyiz. Güzel geçsin istiyoruz. Her şeyin çok güzel olacağı günler inşallah gelecek umuduyla buradan selamlarımızı iletiyoruz bizleri izleyenlere. Evet, geçen hafta yapmamıştı Kodri Meydanı. 26 Haziran Çarşamba günü Tam Adana TV'nin gala ödül gecesi var. Pandora Garden'da gerçekleşecek. Hava Öğüt konseriyle yılın en iyileri ödüllerini alacak. Önemli bir gün ve Tam Adana TV ailesi olarak heyecanla o günü bekliyoruz. Evet, gündem sıcak tabii ki. Ceyhan'da olağanüstü iyi çalışmalar var, iyi haberler var. Bir tek olumsuz olarak gözlemlediğimiz çiftçilerin problemleri var. Ve AK Parti ilçe başkanlığındaki toplantıda çiftçiler neredeyse isyan ediyor. Cumhuriyet Halk Partili çiftçiler yine kendi toplantılarında bunu dile getiriyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de keza öyle. Siyasi partiler bu anlamda alınan karara tepki gösteriyor. Vatandaş da dertli bu konuda. Çiftçilerin sorunları ve problemleri gün yüzüne çıktıkça esnaf da bundan şikayetçi. Tabii ki hepsi birbirine zincirleme sevgili izleyenler. Esnaf tabii bu anlamda dertli. Evet, çiftçilerle ilgili alınan karar ve açıklanan fiyat listesi elbette çiftçilere yara açtı. Birçok çiftçiler bu konuda şikayetçi ve düzeltilmesini istiyorlar. Ziraat Odası Başkanları Adana'da STK'lar ve Ceyhan'da önemli toplantılar gerçekleştirdi. Sonuç değişmedi. İlerleyen günlerde bunu takip edeceğiz. Tabii ki Allah yardımcıları olsun, kolay değil. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde bir dolu fırtınası gerçekleşmişti. Ürünler gerçekten
çok kötü bir hal aldı ve çiftçi zararla karşı karşıya kaldı. Açıklanan fiyatla da ikinci darbe vuruldu çiftçilere. Şu anda çiftçiler bu durumda, bunu paylaşmadan geçemeyeceğim. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, çiftçilere bir nebze yara olsun adına tabii ki ziyaretlerde bulunuyor, dertleri dinliyor ama bir yandan eksik kalınan emekliler bu kez sesini yükseltmişti tüm ülkede. Ve Ceyhanlı emekliler bu yönlü şanstı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar geçtiğimiz günde emeklilere bayram ikramiyesi verdi. Ve bu güzel Kurban Bayramı'nda emeklilerin yüzlerini Sayın Aydar güldürdü. Bir nebze olsun, bir yerde kötü hadiseler yaşansa da iyi şeylerin de olduğunu bizler gözlemliyoruz sevgili izleyenler. Bu konuda da Sayın Aydar'ı tebrik ediyoruz. Emekliler gerçekten şu anda daha iyi bir yaşam olsun çabasıyla mücadele içerisinde olmasına rağmen yetkililer tarafından desteklenince bir nebze olsun elbette kendilerine gelmeye çalışıyorlar. Aldığı emekli maaşı ortada. Her gün yapılan zamlar ortada. O yüzden geçim sıkıntısı ve ekonomik olarak mutfaktaki, ocaktaki tencere dolmayınca emekliler dertli ve derdine deva olmak için Sayın Aydar kolları sıvadı ve emeklerin yüzünü güldürdü sevgili izleyenler. Gelelim STK'lara. Bu aralar STK'larda biraz hareketlilik var. Demek ki konuşan Ceyhan önemli. Konuşulmaya yüz tutmuş bütün meseleleri Tam Adana TV ekranlarında dile getirmek çok önemli. Bizler gazeteci olarak konuşmaya elbette devam edeceğiz. STK'larda organize sanayi bölgesindeki gelişmeleri Sayın Vali yakından takip ediyor, ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor ve STK temsilcileri de bu arada biraz daha aktif rol üstlenmeye başladı. Sesini yükseltmeye başladı. Biz bunu istiyoruz. Ceyhan'da bir şeylerin değişmesini istiyoruz. Hep birlikte çalışarak Ceyhan'ı daha iyi yere getirmek istiyoruz sevgili izleyenler. Belediye başkanından STK başkanlarına kadar, yine siyasi parti temsilcilerine kadar, gazeteciler, esnaflar, vatandaşlar birlik ve beraberlik içerisinde kol kola vererek Ceyhan'ın gelişmesine yardımcı olmamız gerekiyor. Bununla ilgili Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın çalışmaları ortada. 30 yıldır yol sorunu vardı memlekette. Çözmek için kolları sıvadı. İşte bak ne güzel bunları konuşuyoruz. Artık Ceyhan'da bir şeylerin değiştiğini ve değişeceğini, sorunların artık çözüm bulduğunu konuşuyoruz. Ve konuşmaya da devam edeceğiz sevgili izleyenler. Gerçekleri konuşuyoruz. Konuşacağız da. Elbette yeri ve zamanı geldiği zaman eleştireceğimiz, uyarı tarzında eleştireceğimiz şeyler de olacak. Ve olmalıdır da. Çünkü bizim meselemiz Ceyhan olduğunu her vatandaşımız bilir. Her siyasetçiler bilir. Biz buradan kendimiz için bir şeyleri ifade etmiyoruz. Ceyhan'da yaşayan gençlerimiz, emeklilerimiz, kadınlarımız, çocuklarımızın daha iyi bir yaşam olması için mücadele ediyoruz. Bunun için kolları sıvayanları alkışlayacağız, yapmayanları da elbette eleştireceğiz. Daha iyisini yapanlara da kol kanat gereceğiz sevgili izleyenler. Evet, esnaf da dertli. Her gün neredeyse zam haberlerini duyuyoruz, üzülüyoruz da. Ekmek geçtiğimiz günde 10 TL oldu. Ve bu memlekette ekmek almakta zorlanan vatandaşlarımızın var olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun için iş adamları elbette destek oluyor. STK'lar destek oluyor. Belediye başkanları destek oluyor. Ama kendi kendilerine yetebilirler. Kendi kendilerine ekmeğini, aşını alabilirler. İşsizlik sorunu son bulsun bu memlekette diye, yatırımcı gelmeli bu memlekette diye bas bas bağırıyoruz. Ey STK başkanları, belediye başkanı, emniyet müdürü, Ceyhan kaymakamı, sivil toplum kuruluşunun yetkilileri,
biz gazeteciler, biz birlik olmasak dışarıdaki yatırımcı nasıl gelecek? Her gelenin paçasından aşağı indirerek hangi yatırımcıya güven vereceğiz? O yüzden ben buradan gazeteci Ersin Sucu olarak çağrıda bulunmak istiyorum. Birlik ve beraberlik için Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar gece gündüz sokakta, Ceyhanlı vatandaşlar daha rahat yürüsün, Ceyhan'da araçlar daha rahat gitsin, sanayide beklemesin diye çaba sarf ederken, Ceyhan'ın yüzünü, şeklini daha iyi geliştirmek için çaba sarf ederken, birileri oturup sadece bakmakla yetinmesin. Ve sadece Sayın Aydar için söylemiyorum sevgili izleyenler. Biz eğer Ceyhan bu durumdaysa bunun sebebi ne belediye başkanı, ne Ceyhan kaymakamı, ne emniyet müdürü, ne STK başkanları, ne siyasi parti temsilcileridir, ne de vatandaşlardır. Bunun tek bir sorumluluğu vardır. Ceyhan bu haldeyse topyekün hepimiz sorumluyuz. Ceyhan daha iyi yerlere gitmiyor ise mesele kişiler değil, hepimiz. Bunun altından girip üstünden çıkıp kim yapmış, neden yapmışı değil. Eğer bir problem varsa bunun sorunu hepimizdedir. Bunu bilmenizi isterim. Ama Ceyhan'da bir şeylerin değiştiğini ve tebessümle karşılaştığımızı hepimiz görüyoruz. Yol yapımları, Ceyhan'daki temizlikler, gerçekten temizlik anlamında güzel işlerin olduğu ve STK'ların bu aralar hareketlenmesi, siyasi parti temsilcileri, vatandaşları, çiftçilerin sorunlarını ele alan artık toplantıların yaptığını, bununla ilgili çözüm bulmak için bakanlıkların, il başkanlıkların, milletvekillerin kapılarını çaldığını görüyoruz. Evet, bizler bunu istiyoruz. Böyle olmasını istiyoruz. Çok sesliliğe karşı olanlara inat, sesimizi yükseltmek istiyoruz. O yüzden sevgili izleyenler, Tam Adana TV'de Hodri Meydan dediğimiz programda Hodri Meydan demenizi istiyoruz. Bütün mesele aslında tek problem ve sorun aramak değil, sorun varsa çözüm bulmak olduğunu öğrenmek ve bu sorunu da bir an önce çözüme kavuşturmak için çaba harcamanızı bekliyoruz. Bugün gün içerisinde Tam Adana TV'de, düzeltiyorum, tamadanahaber.com'da önemli bir haber girdik. Vatandaşlar şikayetçi. Kimlerden şikayetçi? Hemen şöyle bir göz atayım. Motorlu kuryeler trafikte tehlike yaratıyor sevgili izleyenler. Motorlu kuryeler. Tam Adana TV'nin binasının hemen yanındaki o kavşakta 3 güne bir, 5 güne bir bir kazayla biz görüyoruz. Kazayla karşı karşıya kalıyoruz. Ve motorlu kuryeler hızlı kullanıyor. Aralardan çok hızlı çıkıyor ve kazalara sebep oluyorlar. Vatandaş da bu konuda dertli. Yetkililere seslendi. Tam Adana TV ihbar telefonuna defalarca bilgiler geldi. Bu konuda emniyet müdürümüz elbette duyarlı davranışlarını biliyoruz, görüyoruz sahada çalışmalarını, ama motorlu kuryeler için gerçekten sıkı bir denetim yapılması gerekiyor. Ya da nerede çalışıyor ise o firmalar uyarılması gerekli. Aralardan öyle hızla çıkıyorlar ki Allah muhafaza, ya bir araçla kazaya sebep oluyorlar ya da bir yayaya çarpıyorlar. Ve mutlaka ve mutlaka bu konuda uyarılmalı, yetkililer uyarmalı sevgili izleyenler. Ceyhan genelinde aşırı hız yapan motorlu kuryeler vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. O yüzden buradan emniyet müdürümüze çağrıda bulunmak istiyorum. Ya bu motorlu kuryeler sıkı bir denetimden geçmeli, ya da bu arkadaşlar nerede çalışıyorlarsa
o firmalar uyarılmalı diye düşünüyorum. Kazaya sebep olmasın. Şu bayram ağzında sevgili izleyenler, ağzımız acı olmasın istiyoruz. Evet, bugün Hodri Meydan'da aslında çok şeyi konuşuruz. Konuşulacak çok mesele var. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Şu anda yakinen takip ediyoruz Ceyhan Belediyesi'nin çalışmalarını. Bugün de tüm yurtta çocuklarımız karne aldı. Ve karne sevincine ortak olmak için Ceyhan Belediye Başkanı kaymakamlık önünde karneni al gel etkinliği yaptı. Çocukların yüzlerini güldürdüğü gibi emeklilerin yüzlerini de bu bayramda güldürdü. Elbette gençlerimizin işsizliğine çözüm bulacak bir takım çalışmaların yapıldığını da biliyorum. İşte gencimizden yaşlımıza, emeklilerden kadınlarımıza ve Ceyhan'da bir şeyler değişsin diye çaba gösterenlere hep birlikte destek olmalıyız. Dediğimiz gibi bunun sorumlusu hepimiz. Hepimiziz. STK'lar da, belediye başkanı da, bürokratlar da, siyasi partiler de, gazeteciler de. O yüzden kişi bazında değil, genel anlamda sorunları konuşulduğumuz gibi lütfen artık çözümleri de konuşur hale gelmek istiyoruz. Ve sevgili izleyenler, bugün uzun tutmayacağım Hodri Meydanı. Biz de Tam Adana TV ailesi olarak 26 Haziran Çarşamba günü Pandora Garden'da gerçekleşecek olan Tam Adana TV Gala Ödül Gecesi'nde Havva Öğüt'ün sahne alacağı gecede çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Büyük emekler harcıyoruz. Geçtiğimiz yıl ve çok ses getirdiğimizi biliyoruz. Daha iyisini yapmak için, daha iyisini sizlere aktarmak için çaba sarf ediyoruz. Bunun için de mücadele edeceğiz. Dediğimiz gibi Tam Adana TV ailesi olarak her akşam ana haber bültenindeki tüm gelişmeleri yine Cuma günleri Hodri Meydan'da Vatandaş Konuşuyor programıyla sizlerin sesi olmaya an be an devam edeceğiz. Haftaya canlı yayında Çarşamba günü 26 Haziran'da Tam Adana TV'nin galasını naklen izleyeceksiniz. Ve bu muhteşem geceye şahitlik edeceksiniz. Bizlerin heyecanına ortak olacaksınız. Sizlerin vermiş olduğunuz destekle daha iyisi için Ceyhan'ın gelişimine katkı sunan gazete ve televizyon olarak en iyisini yapmaya yemin ettik. Ve arkasında da duruyoruz. Sizlerin teveccühü bizleri mutlu ediyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. İyi bayramlar diliyorum efendim.